haftalarca, aylarca konuştuk Dilan Polat'ı, değil mi? Tabii böyle mevzuları konuşmayı da seviyor kamuoyu, renkli geliyor. Ama en nihayetinde baktığımızda suçlama kara para aklamaydı. Kasım ayından bu yana cezaevindeydi Dilan Polat. Dün avukatlarının sağlık sorunlarını ve kendisine zarar verme ihtimalini gerekçe göstererek verdikleri dilekçe neticesinde tahliye edildi Dilan Polat. Çok neşeli görüntüler sergiledi cezaevinden çıktıktan sonra. Bu arada eşi ve babası hala cezaevinde. Bir de son hali merak ediliyordu tabii. Sosyal medya fenomeni olunca çok takipçisi var. Her anını paylaşan bir insan cezaevinden nasıl çıkacak merak ettiler haliyle. Onu da kardeşi Sıla Doğu paylaştı. Saçmalamayın git. Ya. Bak nasıl geldi enerji. At aşkım, at kendine de güzel kızım. Hadi. Kara para aklama dahil üzerine atılı 6 suç var. 5 Kasım'dan bu yana tutuklu. Şatavatlı hayatıyla gündem olan Dilan Polat tahliye edildi. 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapis sistemiyle tutuksuz yargılanacak. Savcılık mütalaası tahliyeye yönelikti. Biz de bu doğrultuda itirazımızı bir üst mahkemeye yaptık. Ona binaen tahliye kararı verildi. İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023'te başladı operasyonlar. Dilan Polat, eşi Engin Polat, Dilan Polat'ın kardeşleri Sıla Doğu ve Can Doğu 24 şüpheli gözaltına alındı. 16'sı 5 Kasım 2023'te tutuklandı. Sıla Doğu ve Can Doğu 13 Haziran 2024'te tahliye edildi. Devletim herkesi denetler. Kurban olduğum devlet. Biz bu devletin vatandaşıyız. Buradayız. Sağlık sorunları ve kendisine zarar verdiği iddia edildi. Dilan Polat'ın tahliyesi ise ancak mahkemeden karar çıkmadı. 19 Temmuz'da avukatlar bu kez 5 müvekkilin tutukluluğuna itiraz etti. Mahkeme 4 sanık hakkındaki itirazı reddetti. Dilan Polat tahliye edildi. Pardon, arabanız çok güzel. Ne iş yapıyorsunuz? Hocamın karısıyım. Mahkeme Polat hakkında yurt dışına çıkış yasağı da koydu. 40 yıl hapis sistemiyle tutuksuz yargılanacak. Sadece yurt dışı yasağı adli kontrol hükümleri uygulanmak üzere tahliye edildi. Herhangi bir imza yükümlülüğü yok. Tahliye haberini duyan Polat ailesi cezaevinin önüne gitti. Polat'ı ablası Sıla Doğu, kızı Nilda Polat ve sevenleri karşıladı. Gazetecilerin sorularını yanıtlamadı. Yakınlarının aracıyla cezaevinden ayrıldı. Ekmek teknemi korurum. Zırhlarla, çelik zırhlarla çıktık o merdivenleri. Yedirir miyim ben? Zannettiğinden çok daha zeki. Binlerce, 2000 CEO'ların çalıştığı bir müdür burası. Burası holding oldu, biliyor musun? Holding oldu. İftira mı? İftiranın danasını göreceksin sen. Güzel dilekleriniz için çok teşekkür ederiz. Beyazlarını ben ve Nilda boyayacağız. Toparlanacaksın kardeşim. Ablası Sıla Doğu, Dilan Polat'ın son halinin fotoğrafını bu notla paylaştı. Dilan Polat'ın tahliyesine ilişkin ilk açıklama avukatı Sevinç Horoz'dan geldi. Ben zaten sık sık görüyorum kendisini. Sağlık problemleri, psikolojik sorunlar tabii ki vardı. İçerinin şartları malum. Engin Polat'ın tutukluluk hali devam ediyor. Dilan Polat ve diğer tutuklularla birlikte 4 Eylül'de tekrar hakim karşısına çıkacak. %100 enerji. %100 enerji. %100 enerji. %100. Şimdi kara para aklama suçlaması var hakkında. Beraat etmedi, tahliye edildi. Tutuksuz yargılanmaya devam edilecek.